Günaydınlar sevgili dostlarım. Gününüz bereketli geçsin, güzel geçsin, sağlıklı geçsin inşallah. Açılışım, evet görüyorsunuz. Böyle kıyafetleri koydum. Üzgünüm birazcık da anlatacağım size. Şimdi burayı çekeyim dedim size. Emre'nin kıyafetleri. Telefonla konuştuk, pantolon istedi. Aslında bir tane de böyle üstlük istedi anne, kışın soğuk oluyor dedi. Polar ama ben bilmiyorum bir tane daha koysam ama özellikle bir tane de çikolataları da koyuyorum. Beraber koğuştaki arkadaşları yerler ama eşim dedi ki erir. Erimez dedim Mikail, yani kış şeyin havalar artık soğuk, öyle yazın sıcağı yok. Valla risk aldım, bunu koyuyorum. Bir de ağrı kesici falan istedi arkadaşlar, onlara da koyacağız. Babası birazdan kahvaltımızı yaptıktan sonra PTT'ye götürecek, anlatacağım size. Diyeceklerim bunlar. Çok üzgünüm. Şu an bile böyle boğazım düğümleniyor. Elimden aslında şeyle konuşmuştuk. Köfte, patates ve sütler çok istemişti. İnşallah orada yapıp yerler diyorum. Benim diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Elimden gelse aslında birçok şey koyacağım. Postayla gidecek olan hani kutunun için ama şöyle aklıma geldi. Bunları koymak sadece. Aslında var ya, evde açılmamış fıstık falan da var. Ama işte ne bileyim, bir şey derler mi, şuna bile var ya koydum ama artık neyse, bakalım. Oradaki askerlerimiz de afiyet olsun. Telefonu buraya getirdim arkadaşlar. Şimdi burada konuşma yapayım. Eşim postaneye gitti. Onun yanında yapmak istemedim. Aslında ağlamayacağım kesinlikle. Allah ağlatmasın. Hiçbir zaman Allah ağlatmasın. Mesaj da geliyor. Emre'nin kıyafetlerini yolluyoruz. Ben size şey demiştim, hani gelecek, hatta benden köfte, patates, sütlaç istiyor demiştim. Yavrum benim. Gelemiyor arkadaşlar. 10 ay sonra inşallah Rabbim izin verirse sağlıklı saatli bir şekilde evine, yuvasına gelecek. Gelemiyorum dedi. Yeri de belli oldu arkadaşlar. Konuşmalarımın lütfen yanlış yere çekilmesini istemiyorum. Çünkü ilk duyduğumda bir anne yüreği olarak üzüldüm. Biliyorsunuz biz anneler, eşim de birazcık böyle şey oldu ama gururluyuz. Allah'ımıza şükürler olsun, Rabbim bu güzel günde gösterdi oğlumuzun askere gittiği günleri. Bu duyguyu tadamayan annelerimiz var, babalarımız var, evladı hiç askere yollayamayan şehit annelerimiz var. Allah onlara sabır versin, bu duyguyu da Rabbim herkese yaşatsın arkadaşlar. Çok güzel bir duygu ama siz benim videolarımı biliyorsunuz, çok da ağladım. Bir taraftan hem böyle bir gururlu oluyorsunuz, bir taraftan da böyle bir hüzün oluyor, yani bir üzüntü oluyor. Evlat ilk açıklandığı zaman eşime söyledi, babasına. Eşim de beni aradı. Aysun dedi, bir şey söyleyeceğim ama dedi, şey yapma dedi sakın. Arkadaşlar Şırnak Silopi'ye çıktı. Zaten var ya, içine mi doğdu ne? Sürekli anne ben Şırnak'a gideceğim. Şırnak, Şırnak, Şırnak. Ağzına sürekli Şırnak. Tabii ki Güneydoğu'dan beni izleyen, Doğu Anadolu'dan bizi izleyen herkese buradan selamlar, sevgiler yolluyorum. Bu ülke bizim, bu vatan bizim. Ama ne yazık ki biliyorsunuz bu olayları, Allah onlara fırsat vermesin arkadaşlar. Hiçbir gencimizin, hiçbir askerimizin ayağı taşa bile değmesin. Siz benim ne demek istediğimi anladınız. Şırnak olur, Irak olur, Gaziantep olur, Edirne olur, neresi olsa olsun, neresi olursa olsun bu ülke bizim, bu vatan bizim. Ya gururluyum ama hani anladınız değil mi beni? Şurama bir şey oldu. Ne yazık ki ülkemizi bu hale getirenlere Allah fırsat vermesin. Böyle. Şimdi çok da fazla şeye gitmeyeyim. Hemen yoksa pıtır 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 ben ağlarım. Allah ağlatmasın. Hiçbir zaman Allah ağlatmasın. Allah sevdiklerimize sınamasın. Evlatlarımıza sınamasın arkadaşlar. Şırnak Silopi'ye gidecek yavrum. Gelemiyor. İzin de almamı, izin de vermemişler. Dedi anne, sen dedi bana kışlık bir polar, bir de bir kot. Çünkü yırtık kotla gitmişler. Yırtık kot derken hani şu moda var ya gençlerin. O kotu giymişti. Bir de üstüne kısa kollu, bir de bir mont. Sen dedi bana bir tane işte polar kot koy dedi. Tabii ben yürek bir tane daha koydum. Bir tane daha sivit koydum. Hani polar sıcak gelirse ince onu giysin. Babası da şey diyor. Dur diyor, ben de çorap koyayım. Temiz temiz giysin. Çorap da koyduk.
bir valiz hazırlayacağız. Çocuk bizden ne istedi? Kutunun filan da böyle tertemiz, mis gibiydi zaten. Onları da poşetledik. Bir de bir ağrı kesici istedi bizden. Onları da koyduk ama onlara büyük bir ihtimal el koyarlar diye düşünüyorum. Orada paket açılırsa. Bir de bir kartı gelmişti Akbank'tan. Kredi kartı. Onu da, o çünkü önemli onun için. Onu da poşetin içine koyduk. Bir de ben çikolata koydum. Şimdi belki güleceksiniz bana ama vallahi bozulmayacağını bilsem, o köfte patatesi dedi ya bana, şu yüreğime vallahi oturdu, yemin ederim. Dedim Mikel, köfte patates gider mi? Diyor, saçmalamıyorsun, gider mi? Gitmez. Yani gideceğini bilsem var ya, onu da böyle oraya buraya sokuştururum. Hani yesin yavrum. Çikolataya da koydum, oradaki askerlerimiz yesin, özlemişlerdir. Gerçi devletimiz bakıyor askerimize, şükürler olsun. Yemelerinde içmelerinde bir sorun yok ama işte hani koşça akşama böyle güzel sohbet ederken de yerler diye düşündüm. Onu da büyük bir ihtimal eğer açarlarsa askeriye de gittiği zaman alırlar diye düşünüyorum. Kısmet. Bakalım kim yiyecek o çikolatayı. Yine de helal olsun. Böyle arkadaşlar, ben gülüyorum. Ağlamayacağım. Allah'a şükür yavrum. Çok gurur verici bir şey. Sağlıkla yolladım. Sağlıklı saatli bir şekilde yolladım. Sağlıklı saatli bir şekilde de inşallah evine, yuvasına tekrar geri dönecek. Sizlerden rica ediyorum. Bütün askerlerimize, oradaki yavrularımıza, içine de benim oğluma da dua ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Biliyorum dua ediyorsunuz. Canan Hanım'a buradan selam yolluyorum. Gerçekten ağzı çok dualı. Onunla konuşurken böyle bilmiyorum bir huzur oturuyor içime. İnşallah kendisi Antalya'da yaşıyor. Onunla da inşallah bir gün tanışma fırsatım olur. Aslında var ya, özelden de yazıyorlar. Çoğu kişi çok selam istiyor benden. Ben hepinizi çok seviyorum. Elimden geldiğince videolarda size selamlarınızı yollayacağım. Bir de herhalde Meryem Hanım mıydı? Selam istemişti benden. Ay inşallah doğru söylüyorumdur. Meryem Hanım, size de selam yolluyorum. İnşallah doğru söyledim. Böyle canlar. Vallahi ne ara büyüdü, ne ara gitti bu çocuk askerim. Zaman su gibi geçiyor kızlar. Ay vallahi cidden. Hiçbir şey anlamadım. Şu yaşıma geldim, hiçbir şey anlamadım. Ay, şimdi 10 ay boyunca onun yolunu dört gözle bekleyeceğiz. Çok özledim vallahi ya. Sütlaç istemişti yavrum. Bir de köfte patates istemişti. Yapacaktım onu, hazırlayacaktım. Bu cuma gelecektim. Vallahi anne diyordu hamama gidecektim diyor ilk işim. Böyle evde yatıp dinleneceğim, gezeceğim, dışarı çıkacağım. Özlediğim yemekler var, onları yiyeceğim dışarıda. İnşallah, inşallah geldiğini hepsini tek tek yapar. Bu konuşmayı yapıyorum ya sizle, sanki hepiniz benim şöyle yanımdaymışsınız gibi hissediyorum. İnanılmaz bir böyle bir bağ kuruldu aramızda. Bunu biliyorum. Çok değerlisiniz, çok kıymetlisiniz. Yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum her zaman. Beni hiçbir zaman hiçbir konuda yalnız bırakmadınız. Söylediğim gibi dualarınızı eksik etmeyin. Sadece benim oğlum için değil, tüm askerde olan yavrularımız için arkadaşlar. Her zaman dualarım öyledir. Sadece kendim için bir şey istemem. Herkes için de dua ederim. Böyle canlar. Ben şimdi kalkayım. İşlerimi halledeyim. Kargom gelecek bugün. Sizinle paylaşmak istiyorum. Onu paylaşırım. Günlük yemek. Böyle arkadaşlar bu videomuzda. Temizlik ürünlerini sevdiğimi biliyorsunuz arkadaşlar. Ben de böyle birçok kişinin böyle takip ettiğim kişiler var. Storylerinden hep görüyordum. Beyaz sabunun kokusunu hani bilmiyorum size bahsettim mi? Vallahi ne söylediğimi unutuyorum ben. Ben dün ne yediğimi de unutuyorum cidden. Tampa beyaz kokusunu storylerde çok görüyordum. Bir de son zamanlarda bu ürünü görmeye başladım. Bir de sarımsaktaki mağazalarda, şey mağaza diyorum, dükkanlarda Tampa'nın ürünlerini satıyorlardı. Aa dedim, dur bir bakayım dedim. Koku cidden bu mu dedim. Harika, çünkü ben sabun kokusunu çok seviyorum. Özellikle sabun kokusunu sevenler. Mega Eylül kampanyasında bunun fiyatı çok düşmedi. 2-3 lira düştü. Bu ürünün zaten fiyatı çok uygun. Bir de ne aldım? O gelsene, onu da göstereceğim. Ilbaiz temizlik bezi aldım. 3 tanesinin fiyatı arkadaşlar şok.
Cidden normalde 60 TL'nin üstünde 3 adet fiyatı. Çok güzel bir indirime girdi ya. Hem de arkadaşım Selma da gördü. O da kattı hemen. Ben de hemen sepete ekledim. Dur dedim ben de. Hatta ben ondan daha düşük bir fiyat aldım. Şimdiki fiyatı da düşük. Ben bir bakarım. İnşallah yine aynı şekilde düşük bir fiyattadır. Bu ürünlerin geleceğini bildiğim için şurayı ben 2-3 gündür yıkamıyorum arkadaşlar. Porçözle kulak çubuğuyla böyle yapıyorum. Bu kirecini parça yapıyorum. Çözdürüyorum. Şimdi bunu da deneyeceğiz sizle birlikte. Ve tampa beyaz sabun. Bir de bakın 4 adımda kolay iade nasıl yapılır. Oldu ki ürün kırık geldi. Veya hani beğenmediniz bir şey oldu. Hemen şurayı şöyle size çekeyim. İade işlemleri çok kolay oluyor. Sadece siz size gelen faturayı kesinlikle atmayın. Ben asla atmıyorum. Hatta koyarım. Aradan böyle epey bir süre geçer. Ondan sonra atarım faturayı. Bir tek elle çıkartamayacağım, bir saniye. Şimdi bununla şöyle bir evimi sileceğim. Şuradan bile kokusu buram buram geliyor arkadaşlar. Zaten 24 saat kalıcı özelliği olduğunda kalıcı olduğunu söylüyorlar. Kapım çaldı. Kızlar kargom geldi. Bezlerim de geldi tam video çekerken. Bunu da şimdi size göstereceğim. Şunu da deneyelim. Bezlerimizi de açalım. Telefonumu sabitleyeyim. Bu şey dermanın mopunun bu aparat kısmına şimdi beyaz sabunu da dolduralım birlikte. Şunları var ya, o kadar uygun bir fiyata aldım ki arkadaşlar, yorumları okudum. Yorumlarda şey yazıyordu. Bu fiyata orijinal olmaz. Bakalım orijinal mi değil mi? Orijinal olmadığında bu nakış işlemesinden anlıyoruz ama bu orijinal bir ürün arkadaşlar. Zaten belli. Bakın işlemelerini kabartmalı arkadaşlar. Baskı falan değil. Özellikle zaten buna dikkat edeceğiz. Alırken Ilbaiz bezlerim geldi. Vallahi bunlar da temizlik harika oluyor arkadaşlar. Şu boyutuna da bakalım. Evet, aynı. Aynen bu şekil. 3 tane bezim. Camlarda harika oldu. Eğer aranızda kullanmayan varsa bakın, şiddetle öneriyorum, alın kurtulun. Camları sadece ben suyla bunu yıkıyorum, sıkıyorum, güzelce siliyorum. Arkadan bir kurulama, bir şey asla yapmıyorum. Bu 3 tane ürünün ben linkini bırakacağım, bir linkte hepsi. Yani o linki tıkladığınızda aynı şekilde tamponun beyaz sabun yüzey temizleyicisi Ilbaiz Bez, bu klonet, doğru mu söylüyorum, ekstra, bilmiyorum. İnşallah doğru söylemişimdir. Bu daha böyle bayağı biraz böyle ürün de koydum ben oraya. Linke bakın. Ama eğer bunlar uygunsa kesinlikle alın. Hele şunun kokusu var ya. Uf. Şimdi evleri silelim. Çalkalayayım. Şurayı bir kurulayım. Şu musluk var ya, değişecek. Artık siz beni çok iyi tanıyorsunuz. Eşimi, beni. Kırılan, dökülen pek olmaz. Geçen musluk sordum kızlar. Şöyle bir musluk Allah'ım kaç lira? 600 lira dedi ya. 700 TL, 600 TL. Ay dedim amca, ne mutfak mı yaptırıyorum Allah aşkına? Fiyatlar diyor öyle. Dökçe, bakın. Hemen şey gibi, porçöz gibi kendini ovalama gerektirmiyormuş. Sadece silmeniz gerekiyormuş. Duşakabin temizliğinde seyrettim videoları. Pırıl pırıl yaptı. Şimdi ben klozetin bu iç kısımlarına da dökeceğim. Birazcık dursun bakalım. Şöyle yakından alayım mı? Bakın böyle kabardı. Sadece bezle siliyorum. Vallahi kireci çıkarttı. Otellerde kireç olayı çok olduğu için özellikle bu ürünleri, bu ürünü oteller kullanıyormuş. Instagram'da da böyle sürekli görünce, ay dedim dur ben de alayım, deneyeyim. Hem de sizinle de paylaşayım birebir böyle. Kızlar vallahi çıkarttı. Yemin ederim bakın, bezlesi. Çok inatçı, eğer böyle bir kireç varsa evinizde, sadece birazcık daha böyle fazla bekletin. Ondan sonra yıkarsın. Kokusu da çok güzel. Kız vallahi bak, böyle alın diye yapmıyorum ama size. Bakın.
O yüzden bunu bangır bangır şey diyorlar. Alın, çok güzel. Duşakabin temizliği olsun. Şimdi tekrardan göstereceğim size. Ve sonucu size göstereyim. Tabii benim bu musluk kaç senelik musluk artık şuralarında filan. Bunlar kireç değil arkadaşlar. Renginde filan böyle bir iki atma oldu. Ama şurayı filan vallahi pırıl pırıl yaptı. Porcu porçöz döküyordum ben önceden. Şu musluğun da şu başta değişmesi lazım. Şuraya kireç çözücü döke döke rengi mengi gitti arkadaşlar. Mopun aparatını alalım. Salonumuzu bir silelim. Cidden böyle sabun kokusu 24 saat kalacak mı? Akşama kapanışta ben size söylerim. Ama mis gibi kokuyor. Şu an mutfağım var ya, mis gibi sabun kokuyor. Vallahi iyi ki de almışım. Özellikle şu bezler var ya, süper iyi yaptım. Yani o fiyata almakla çok iyi yaptım. Böyle arkadaşlar, tabii ki yine böyle aklımda olan ürünler var. Eve almak istediğim. Yavaş yavaş aldığımda sizinle paylaşırım. Şu aparatını takalım. Tekeledi birazcık zor oluyor. Bezini de getireyim, onu da takayım. Mis gibi kokuyor yazı. Cidden eğer sabun kokusu seviyorsanız benim gibi kesinlikle bu ürünü alın. Ay vallahi kızlar bayıldım. Zaten o zaman sarımsakta gezerken de alacaktım. Ama dedim hadi oradan almayayım dedim. Kendim Trendyol'dan alırım. Belki fiyatı falan düşer. Vallahi 2 lira mı 3 lira mı ne düştü. Pek bir fiyat düşmedi bunda. Mis gibi koktu mis. Bu arada 2 tane kırlenti gri alacağım. Konudan konuya süper geçişlerim vardır benim. Yorumlarınız için var ya, o kadar teşekkür ediyorum ki, cansınız can. Hepinizi çok seviyorum. Aynen buraya da 2 tane gri gelecek arkadaşlar. Birisi hardal rengi, turuncu. Aslında aklıma geldi ama ne bileyim, çok kırlent sevmiyorum arkadaşlar. Önceki koltuklarım aşırı kırlentliydi. Allah'ım var ya. Onları düzelt düzelt var ya, böyle deli oluyordum. Artık yaş ilerliyor. Valla çok böyle karmaşık kurmuşuk şey istemiyorum. Aslında güzel de olurdu. Evet, o renkte yani aklıma geldi. Şunu da sıkalım. Tabii ben şimdi telefonu kapattıktan sonra daha bir her tarafı sileceğim. Aynen böyle. Oh, mis gibi koktu kız. Sabun koktu vallahi. Alın arkadaşlar. Bütün odaları böyle sileyim. Mis gibi sabun koksun her taraf. Yemek hazırlığına geçeriz. Zeytinyağlı taze fasulyeyi yaptım arkadaşlar. O şimdi kısık ateşte yavaş yavaş pişsin. Çok az da bir su koyuyorum ben. Birazcık böyle hani rengi dönüyor ya fasulyenin. O zaman ben karıştırmaya başlıyorum. Sarımsak da doğradım bu arada. Güzel oluyor. Burada mercimek çorbası. Mustafa istedi. Anne dedi bir de pirinç pilavı yapar mısın? Soğanlar büyük çünkü en son blenderdan geçireceğim. Bir de ben kırmızı biber katmadım. Beni biliyorsunuz sürekli katarım. Kokusunu da rengini de çok seviyorum. Bulgur kattım bugün. Onun yerine diyor yani bulgur kattım. Şimdi kaynar suyuna dökeceğim tuzunu. Baharatlarını da döktüm aynı şekilde içine. Bu kaynasın. Güzelce pişsin. En son blenderdan ve çorbamız hazır. Pirinçleri de yıkayayım. Dursun o bir köşede. O biraz böyle sıcak sıcak yani yensin. Şimdi dershaneye gidiyor Mustafa. Böyle arkadaşlar, şimdi buradan ben banyoya gitmem gerekiyor. Banyoyu temizleyeyim. Hem de şu yeni aldığım o ürünü kenarlarına sıkacağım. Klozetin, banyonun, duşakabinin böyle camlarına. Yine ben size yorumlar, şey yorum diyorum. Ben size yine söylerim nasıl diye. Yemek olayını bitirdim arkadaşlar. Zeytinyağlı taze fasulyemiz pişti. Pilavı da şimdi yaptım. Bu daha pişiyor. Çorbamız. Aynen. Yalnız tadına baktım. Çok lezzetli olmuş. Pilav da pişsin. Salata da yaparız. Yemeğimizi yeriz. Bu sırada ben de makineyi boşaltayım yemekten sonra. Vallahi büyük bir kolaylık oluyor. Yemeği yedikten sonra yorulduğumu anlıyorum kızlar. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor zamanınız? İnşallah iyisinizdir siz de. Tam böyle bu saatler öyle bir telaş oluyor ki insan, yemek hazırlığı işte, bir taraftan mutfakta yemek hazırlarken bir sürü bulaşıklar çıkıyor, etraf batıyor. Ama bunlar da
ne bileyim ev ev yapan da bunlar değil mi? Kokular, ev yemekleri, tangır tangır o yemek sesleri. Ben çok seviyorum. Var inanılmaz. Şunu şey yapayım. Böyle kızlar, durumlarımız böyle. Yemeğimizi yedikten sonra da bir çay demleriz. Çayımızı içeriz. Böyle sıra gibi dizerim. Sonra onların hepsini hallediyorum. Aslında şunu atmamam gerekirdi makineye. Benim damacana bardağım. Instagram'da damacana gibi demişti birisi. Ay vallahi öyle güldüm ki o yorumlara. Vazo, sürahi, damacana. Yani abla o ne Allah aşkına diyenler de var. Bir de gidip alanlar da var. Vallahi alanlar bendensiniz. Çok güzel bence. Yalnız şu kısmı birazcık daha böyle hani hafif, çok az bir şey daha ince olsaydı da güzel olurmuş. Telefonu kapatayım. Biraz böyle seri olayım. Eşinin de karnı çok acıkmış Mikail'in. Böyle kızlar. Çay çoktan demlendi. Ben hadi buraya yapayım. Şurayı da halledeyim derken vallahi saat kaça geliyor? Oo, saat nereden baksanız ona geliyor. Bardakları da getireyim. Tamam mı? Tamam. Birazcık da ceviz mi koysam? Geçen eşime kırdırdım. Yarın Allah nasip ederse kızlar kahvaltı yaptıktan sonra şöyle güzel bir elmalı turta yapalım. Hani dedim hazır da olsun dedim sen kır. Vallahi bugün yarın yapacağım derken hep böyle aksadı. Tamam şöyle bir tane fındık alayım ağzıma. İçimiz ısınsın. Ay tutamıyorum ben bu çaydanla. Üst kısmı çok sıcak oluyor. Niye dökülmedi? Neyse artık. Ay Allah'ım yarabbim. Dur şunu tutayım. Niye buna demledim ki? Değil mi? Kullanmak da istiyorum. O kadar para ver. Dolabın altına dursun. Hep buralar var ya çay oldu. Sesimdeki yorgunluğu anlıyorsunuz değil mi? Bugün ben çok yoruldum. Video çekmedim ama tabii ki kendimi yormadan şöyle evi birazcık hallettim. Altına dökeyim çayı. Sesim böyle olduğu zaman var ya kendi videomu seyrettiğim zaman vallahi sıkılıyorum. Böyle daha gümbür gümbür canlı canlı olduğum zaman o video benim de çok hoşuma gidiyor. Kusuruma bakmayın artık kızlar. Ses tonum bugün böyle oldu. Çaya gelin çaya. Tavşan kanı. Mübarek. Allah şu çayı sevmeyen var mı arkadaşım? Ama var. Vardır yani mutlaka. Ben de şey anlamıyorum. Sabah kahvaltı yapmadan önce Yelda çok yapar. Filtre kahve içer. Emre de yapıyordu bunu bir ara. Ya hayatta sabah kalkarım. Çayımı koyarım hemen kahvaltımı hazırlarım. Bakın ne olursa olsun çok nadirdir kahvaltı yapmadım. Yani misafirim de gelse o kahvaltımı yaparım ben. Şimdi izninizle biz birazcık böyle çay keyfi yapalım. Kapanışı. Bakalım belki eşimle birlikte yaparız. Artık onunla biz muhteşem bir ikili olduk biliyorsunuz. Görüşürüz. Tekrardan hepinize merhaba arkadaşlar. Bir videonun da sonuna geldik. Şimdi hemen aldığım bezlerin fiyatını söyleyeyim. Ama fiyatı artmış da olabilir. Aynı da olabilir. Şimdi bakmadım ben linke. Üçlü o şeyin İlbays'ın bezi ne kadardı? Normalde 46.54. Ha. Ama biz indirimli 39.56'ya almışız.
Aynen, çok uygun aldım. O tamponun fiyatı neydi? O 57, 58 civarı herhalde. 57. 50, halen 57 mi? Onu bilmiyorum. Bizim alış fiyatımız. Ha tamam. Şey canım diğeri. Diğeri de 19,5 liraymış Evet. aldığımız fiyat. Ondan ben arkadaşlar iki tane daha alacağım. Çok güzel. Hiç öyle bakma Ne bana. işe yarıyor bu? Aa, o musluk kenarları falan var. Şimdi ona da dönemiyorum. Musluk kenarları, bugün duşakabini temizledim. Duşakabini o lastik kısımlarını temizledim. Bak, kesinlikle alın arkadaşlar. Hani Desene musluk kenarlarının plastikleri değişecek o zaman. neden? Fırçalıya fırçalıya Hayır ya. Vallahi çok güzel temizledi. Yemin ediyorum. Duşakabin olsun. Çok affedersiniz. Klozette yaptım. Çok fazla ovalamanıza hiç gerek yok. Direkt sıkıp siliyoruz bu kadar. Yandan da bana bakıp bakıp da gülüyor sinsi sinsi. Erkekler zaten temizlik ürünlerinden biliyorsunuz. Hayatta hoşlaşmazlar. Tampa ev harika kokuyor. Hatta eşim içeri girer girmez sabun kokuyor dedi. Aşırı derecede böyle. Ama güzel, değil mi kokusu? muhteşem. Neyse. Şaka bir tarafa ama güzeldi yani bak. Ha Koku, evin güzel. kokusu değişmişti yani. Vallahi beyaz sabun kokuyor arkadaşlar. Onu da tavsiye ediyorum. Serbest. Yani 40 lira da olsa, 48 lira da olsa almak istiyorsanız kaçırmayın. Normalde bu fiyat, bu bezlerin fiyatı 60 TL bile değil, 60'ın üstünde. Link bırakıyorum. Dediğim gibi o linkte sadece bir link bırakacağım. O linkte 3 ürün de var. Başka ürünler de var. Onlara da bakarsınız. Arkadaşlar, eşim ve benim için yapmış olduğunuz yorumlara teşekkür ediyorum. İşte çok muhteşem bir ikili. Ondan sonra işte Edi ile Büdü. Ona böyle çok güzel yorumlar geldi. Hatta eşime de okuyorum, bakıyorum böyle böyle. Arada sırada videolarımda tabii ki olsun isterim, neden olmasın? Güzel oluyor böyle ikili diyaloglar. Valla teklif yapıyorum. Birazcık nazlanıyor benimkisi. Ama yine de ufak ufak katılacaksın, değil mi? İyi dileklerde bulunana herkese çok teşekkür ediyorum. İzlemeye devam edin. Bulun geleceksin değil mi videolarıma? Vallahi. Ya şaka maka bir tarafa Gönlümde arka. olursam gelirim canım. Gününde mi? Valla arkadaşlar, akışına bırakıyorum ben zaten videolarımı. Kendisi de yoğun zaten, bir şekilde çalışıyor. Mesela yarın sabah gidecek, gece 12'de gelecek. Aynı şekilde yani gündüzleri de pek durmaz evde, kahvede vakit geçirir. Mümkün mertebe Hayır, sosyal bir insanım ben. Sosyal çevrede vakit geçiriyorum. kahve. Kahve de bir sosyal çevredir. Ne sosyalliği var? İnsanlarla haşır Nasıl haşır neşir? Nasıl yani? siz kadınlar onu bilmezsiniz. Bizim kadınlar hani güne gideriz, böyle şey Heh, aynı yaparız. onun gibi. Siz ne yapıyorsunuz gün olarak, menü? Çay partisi. Çay partisi mi? Genelde çaylar kime kalıyor? Kim şansı yoksa ona kalıyor. Benimkisi yener maşallah. Evde de çünkü oynar, telefonda oynar. Oynasın aman, artık var ya, hiç şey yapmıyorum. Önceden yeni evliyken çok üstüne giderdim bu konuda. Öyle değil mi? Ama artık yapmıyorum arkadaşlar. Hatta diyorum eve birazcık geç gel, işlerim bitmedi diyorum, yani o derece. Bizden de bugünlük bu kadar. Oğlum için yazdığınız, Instagram'dan takip eden arkadaşlar için de teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Buradan Rukiye Hanım'a da tekrardan geçmiş olsun diyor diliyorum. Oğlunu teste götürmüş, şükür negatif çıkmış. Çok geçmiş olsun arkadaşım. Videomu burada bitireyim. Yarın tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videolarımı beğendiyseniz beğen tuşuna basarak yorumlarınızı da bekliyorum canlarım. Kanalıma da abone değilseniz abone olup destek olursanız çok sevinirim. Hemen söyleyeyim, bir saniye. Şimdi aklıma geldi. Bugünkü video, yani şey dünkü video yükledim. Meğersem gizliye almamışım. Aslında gizliydi o. Nasıl öyle herkes açık oldu anlamadım. Tabii ki ben saat 8 filan da kalktığımda Mustafa'ya dedim ki, Mustafa dedim, reklamlarını koyar mısın oğlum dedim. O da anne dedi, senin videon açık. Hayır dedim, olamaz kesinlikle dedim, yani açık değil, gizli. Bir baktım açık ve saat 5'te mi ne yayınlanmış. Allah,
Hemen kapattım. Ne kapak var, ne başlık var, ne o var. Ve 500'e yakında bir görüntülenme olmuş. Hemen işte gizliye aldım arkadaşlar. Zaten toplulukta da belirttim ben size. Tekrardan işte yaptım. Başlığını koydum. Kapak fotoğrafını koydum. Sizinle paylaştım. Buradan da açıklayayım dedim. Şimdi bu akşam da bir korku var. Şimdi videoyu yükleyeceğim. Gizliye alacağım. Bakalım yine aynı şey olacak mı sabah? Eğer görürseniz saat 5 gibi beni sakın izlemeyin. Demek ki tekrardan açıldı. Aslında olmaması gerekiyor. Hepinizi seviyorum. Yarın görüşürüz.